Oyunlarımızı daha rahat kodlamak için dizayn paternlarına ihtiyacımız var ve bunların aralarındaki en basit olan Singleton'ı bugün birlikte göreceğiz. <laughs> Öncelikle burada benim bir level'ım var. Sadece bir karakter var. Bunu zaten önceki videoları izleyen arkadaşlar biliyordur artık. Hiçbir şey yapmıyor. Şöyle WASD ile sağa sola gidiyor. Aslında bana bu sorunu birkaç gün önce bir arkadaş Discord üzerinden ulaştı. İsterseniz Discord'a gelip sorularınızı sorabilirsiniz siz de. Ben bir araba oyunu yapmak istiyorum. Para toplayacağım. Nasıl yapabilirim bunu diye. Çok yanlış bir şekilde yaklaşmış. Tabii yeni başladığı için. Bunu kolaylaştıracak hatta genel daha da güçlü bir sisteme dönüştürecek teknikler var. Bu kodlamada bizim belli başlı problemlerimizi çözen şeylere design patternlar deniyor. Sadece kodlamada değil her şeyde. Mesela Unity de bir design pattern üzerine tasarlanmıştır. Component bazlı bir design pattern'a sahiptir. Kodlar içinde 3-4 tane var. Bunların en kolayı ve en etkilerinden biri olan Singleton pattern'ını bugün öğreteceğim size ve bunu da bir game manager oluşturarak, bir oyun manager oluşturarak. Orada arkadaşın problemi şuydu. Arkadaş coin'i mesela bir para birimi var. Parayı aldığı zaman paranın içindeki para birimini artırıyordu. Teknik olarak hiçbir şey yapmıyordu. Dedim ki hani bu neden yanlış sence falan konuştuk. O da dedi ki karakterde olsa çözülür. Dedim ki doğru karakterde olsa çözülür. Peki oyun bittiğinde bu paran sahnede gözükecek. İşte bu kadar para kazandın diye. Veya bir marketin olacak alışveriş yapabileceksin. Veya bazı durumlarında bu azalacak. Sence yani player movement'ın içinde bu kodun olması mantıklı mı? Düşününce hayır. Bunun daha düzgün bir yerde durması, daha derli toplu ve herkesin ulaşabileceği bir yerde durması çok daha makul olacak. Bunun için arkadaşlar şimdi ben buraya... Level'ın içine bir tane boş game obje oluşturacağım ona da game manager diyeceğim boş burada bir game obje bir şey yok bunun içine de game manager diye bir script oluşturacağım tipi sizi aldatmasın diğerlerinden hiçbir farkı yok aslında sadece çok kullanıldığı için unity böyle ayırmak istemiş simgesini bence çok da gereksiz bir şey yeni başlayan insanlar için çok kafa karıştırıcı normal c scriptinden hiçbir farkı yok arkadaşlar şimdi bunu açalım bizim istediğimiz şey nedir aslında bu game manager scriptinin yapmasını istediğimiz şey nedir bütün bizim oyundaki detalarımızı burası tutsun ve istediği zaman belki UI, belki oyunun içindeki değerler, belki düşmanlar, belki karakterimiz buradaki bilgilere ulaşabilsin. Ben şu an için sadece paranın bilgisini tutacağım. Şöyle yapabiliriz eğer singleton metodunu kullanmasak. Public static atıyorum coin desek. Ne yazdın yine? Tabi şey integer coin desek mesela türü de integer olsun ve buraya gelsek tamam mı update'in içinde herhangi bir yerde statik olduğu için game manager nokta coin deyip ulaşabiliyoruz o paraya fakat her şeyi böyle statik yapmak biraz manasız oluyor ekstra fonksiyonlarımız falan da olacak daha genel daha güzel bir yöntem şudur arkadaşlar public yaparsınız şu anda size singleton nasıl yapılıyor onu gösteriyorum ve singleton şöyle yapılmıyor yani. Nokta singleton diye bir şey yok. Aslında bir bir bakış açısı, bir kodlama biçimi diyeyim. Public static kendi ismi ise script'in onu oluşturuyorsunuz. Game Manager ve buna da instance diyebiliriz. Bu çok genel bir isimlendirmedir arkadaşlar. Hatta normalde şöyle yazarlar. Öyle yazalım. Awake olduğu zaman yani ilk defa açıldığı zaman Awake bu game manager ilk çalıştığında yapacak olan şey şuna bakacağız. Eğer instance'ın içi boşsa nullsa herhangi bir değer almamışsa instance değeri bu script olacak ama bir tane değer varsa bir tane daha game manager oluşmuşsa onu yok edeceğiz Niye yok ediyoruz? Hemen açıklayayım. Singleton metoduna göre bir obje iki tane olamaz. Zaten asıl ayrım olan kısım burada. Yani siz game manager'larınızı atıyorum. Game manager, sound manager, UI manager. Bunlar her oyunda olur değil mi? Bir Bunlar kontrol eden şeyler olur. Bunlar bir tane olur ve olur. Burada zaten public statik bir game yani kendi tipinde bir değeri tutması için bir tane olması lazım. İkinci olursa çalışmaz, hata verir. Olay bu. Bunu önlemek için burada bir tane daha oldu da yanlışlıkla game manager oluştu ekranda. Oluşanı sil demek bu ikinci. Bu hatanın önüne geçmek için yazıyoruz. Tekrar üzerinden geçiyorum. Uyandığı zaman bu instance'ın içine bakıyor. Eğer diyor boşsa bu artık kendisidir diyor. Ve bundan sonra arkadaşlar biz buraya public olmak zorunda tabi diğer scriptlerin görmesi için. Public integer coin derseniz Diğer scriptler buna çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Aynı şekilde buraya fonksiyon oluşturursanız o da ulaşabiliyor. Örneğin update'in içine yazayım ben. Bir denemelik. Mesela game manager nokta instance diyeceksiniz. Tamam mı? Instance dedikten sonra onun içindeki bütün public değerlere ulaşabilirsiniz. Coin artı artı. Bu şey demek. Coin'i artır demek. Artı bir koy demek. Şöyle biraz zoomlayayım. Şimdi bunu sistem olarak yazalım arkadaşlar. Bir para oluşturuyor. oluşturalım hemen. Şurada bakayım önceden oluşturmuş muyuz hiç. Evet oluşturmuşuz. Çok paraya benzemiyor ama para gibi düşünün bunu. Şunu kaldırdım. Buraya bir script oluşturacağız. Girdiği zaman kendini yok edecek ve game manager'a ulaşıp e, buradaki coin'in değerini artıracak tamam mı? Buraya yeni bir script oluşturalım. Şöyle script'lerin içine açalım. Coin diyelim buna da. E, videonun sonlarında e, singleton'ı nerelerde kullanmalıyız ve nerelerde kullanmamalıyız üzerine biraz daha konuşacağız coin'i açtık. Ha bir de rider kullanıyorum ben. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Sadece daha rahat geliyor bana. Şimdi coin'i açtık arkadaşlar. 13 videoluk serimi izleyin kesinlikle eğer izlemediyseniz. Orada zaten bahsediyorum. Burası trigger olacak. Girdiğinde çalışacak. Fiziği simüle etmeyecek bu. Override edelim. Bir de coin script'ini bunun içine atalım. Zaten burada rigid ve box collider'ımız olduğu için artık bunun etkileşime girebiliyor. Burada da on collision enter diyeceğim. Collision değil yanlış söyledim. On trigger enter diyeceğim çünkü trigger. Trigger olduğu zaman ne olacak? Diğer eğer diğer game object player tag'ine sahipse, diğer game object player tag'ine sahipse çünkü zemine de çarpabilir falan. Kontrol açısından sadece player girdiğinde olacak. Ne yapacak? Game manager'a gidecek coin'i alacak bir artıracak ve sonra kendini yok edecek kendisi yem olacak zaten bu sayede arkadaşlar inanılmaz bir kalabalıktan kurtararak çok rahat bir şekilde o paraya ulaştık ve o parayı bir artırıp daha sonra kendini yok etti şimdi gelelim player'ımızda player tag'i zaten var girelim buraya Artırdı ama göremiyoruz. Ekranı UI yapmayacağım. UI Manager'ı ayrıca anlatacağım size. Orada da birkaç tri var. Ama şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Game Manager'ın içine bir tane fonksiyon tanımlayayım. Public Void. İşte para kontrol. Coin kontrol diyeyim. Hem artırma hem azaltma için diyelim. Tamam mı bunu? Ya da direkt coin increase diyeyim. Increase nasıl yazılıyor? Hiçbir fikrim yok. Böyle yazdı. Muhtemelen yanlıştır. Para artırma gibi. Buraya girdiği zaman coin artı artı olacak. Bir de ekrana şey yazsın coin'i yazsın işte. Paranın ne kadar olduğunu yazsın. Artık coin'in içinde şunu yapmasın. Direkt game manager instance coin increase diye fonksiyonumuz var zaten. Bunu oluşturursa bir tane artıracak. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Game manager'ın içinde de deriz ki bir tane integer değer atarız. Coin value deriz mesela. Paranın değeri. Tamam mı? Coin deriz artı eşittir coin value deriz. Bu ne demek? Bu, bu, fonksiyonun çalıştığı yerde buraya girilen değer kadar parayı artıracak demek. Burada da artık mesela atıyorum 3 dersek veya 4 dersek bu para kadar artacak. Mesela buraya da bir hemen değer atayalım. Public integer coin value. Bu ikisi ayrı sadece şey isimler aynı. Burada coin value olacak şey demek bu game manager'dan coin increase'i çalıştıracak buradaki coin value kadar kazanacak bu sayede çok daha dinamik bir sistem yapmış olduk şöyle ki şunu şu an 3 değil mi çektim alt çektim bir, belki rengini değiştirdiniz. Belki bunun tipini değiştirdiniz. Meşini falan. Atıyorum bunu sphere değil de şöyle şeyler varmış bende. Mesela bu silindir olsun. Silindirin değeri 100 olsun. Tamam mı? Bu 3 olsun. Bu normal olsun. Siz mesela bunun rengini falan da değiştirebilirsiniz. Ben şu anda. Bu da muz olsun. Bu da 6 değer oldu. Ne olacak artık? Paramız 1-1 bir, bir de artırmadık. Çok daha gelişmiş bir sistem yaptık. Şöyle konsola dikkatlice bakın. Bak 3. 9 oldu. Çünkü 6 aldık. 109 oldu. Çünkü değeri 100'dü. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde çok etkili ve verimli bir sistem yazabildik. Singleton metodunu kullanarak bir instance'ını oluşturduk. Game Manager'ın. Ve burada mesela bir fonksiyon yazdık. Aynı şekilde atıyorum. Başka yerde oyun bittiğinde ekrana yazdıracak. Artık bu player movement'ta coin'de falan aramasına gerek yok. Game Manager'a ulaşacak. Diyecek ki işte game manager.instance.coin işte bunu ekrana yazdır. Bu sayede arkadaşlar sizin kod bilginizi sıfırdan bire çıkaracak adım singleton metodunu öğrenmektir. Verimli bir şekilde kullanmayı öğrenmektir. Bunu yaptıktan sonra da diğer metotları öğrenmektir. Diğerleri tabii ki buna göre biraz daha karışık ama daha da etkili. Daha etkili değil Kullanım alanları farklı. Oradaki kullanım alanları da aynı şekilde verildi. Şöyle kod dünyasında bir şey sıkıntısı vardır. İnsanlar e, singleton metodunu çok sevmezler, çok iyi kod yazan insanlar. Çünkü encapsulation denilen e, her kod kendi işini yapmalıyı hafif ters. Ama bir noktada da tam tersi tersil. Çünkü ben bir game manager oluşturursam, bu paraların değerini ne bileyim. Mesela oyun durdu mu durmadı mı buraya yazacağız. Ben bir pause menu yazacağım. Bu şeyi singleton metodunu anlatmayı bekliyordum. Buraya ben bir public Bool is Paused diye bir şey oluşturacağım ve bu sayede arkadaşlar diğer her yer oyun durdu mu durmadı mı kontrol edecek bu sayede çok rahat bir şekilde mesela düşman olacak atıyorum oyunu durdurmuşsak hareket edemeyecek değil mi tabi oyunu durdurmuşsa scale'i sıfır yaparız da başka durumlarda mesela hasarımızı çok aldık hemen onun datasını buradan alacak o sayede ulaşabilecek bunlara eğer obje tek bu metodu kullanabilirsiniz. Şunu yazarak. Şunu ve şunu. Coin Ama siz bunu bir düşmana yazamazsınız. Çünkü ekranda atıyorum 3-4 tane düşman olacak. 3-4'ünde de Game Manager Script'te olmaz. Kendini siler. Bunun doğası gereği zaten bir tane olmaz. En verimli yöntem de arkadaşlar. Ses Manager'ı. Oyun menajeri, UI manager. Bu üçlüyü zaten kesinlikle her oyunda ben kodlarımda kullanıyorum. Hatta nasıl kullanıyorum göstereyim size. Şöyle çiziyorum. Managers yazıyorum buraya atıyorum böyle alıyorum bu üçünü de böyle alıyorum alt alta tak 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 oyunumu çok daha rahat bir şekilde kodlarını yazabiliyorum her dataya her yerden ulaşabilerek. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuda sorunuz varsa muhakkak sorun. Çünkü bu metot çok önemli. Bunu öğrenmeniz de çok kıymetli. Çünkü kod bilginizi sıfırdan bire taşıyacak olan yegane kodlar arası iletişim kaynağımız budur giriş seviyede. Bunu verimli kullanabiliyorsanız her şeyi yaparsınız. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.